Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Pascal. Kadir. Program başladı mı ya? Başladı abi. Ama var ya, başlamasaydı da uyusaydık. Ama öyle deme Pascal. Ne var ya? Abi sabah uykusuna var ya, doyamadım. Yavrum sana sabahları prensesler gibi uyuyorsun. Al şu kadar para diye para veriyorlar mı? Hayır. E peki al şu kadar parayı, otur şu mikrofonun başına, iki saat makara kukara yap diye para veriyorlar mı? Veriyorlar. E mantığın sana hangisini seç diyor? Uyukuyor. Senin beynin astarısını ben he mi? Şu an sen ve senin gibi düşünenlere sesleniyorum. Heh. Abicim diyelim ki milyar dolar para kazandınız piyangodan. Artık çalışmaya ihtiyacınız yok. İnanın bana yani 3 en fazla 6 ay. 6 ay sonra can sıkıntısından çatlarsın abi. Çatlarsın. Abi, daha uzun süre. Tamam bir yıl olsun, daha fazla da sürmez. Çünkü neden? Yavrum siz, ben, bizler yıllarca fakir büyüdük. Defanslı yaşadık. Çok paramız olsa da işimiz yoksa bizim kafa rahat etmez, edemez. İlla mayış olacak. Bodro'da adın geçecek bir yere imza atacaksın. Efendim? Kadir, ha. Bizim için çok geç ya. Bak bak, zenginlik sonradan edinilen bir şey değil Pascal. Yaz bu sözümü. Sonradan edinilen şey çok para. Eğer içine doğmayıp da sonradan kazandıysan o zenginlik olmuyor. Zenginliğin getirdiği o rahatlık olmuyor yani. Endişe devam ediyor Pasko. Abicim benim param yok ama yine de rahatım. Senin gibileri tanımlamak için ayrı bir deyim var Pascal. Sefa gidiyoruz biz. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler, şu an gidecek bir işimiz mi var? Var. Sağlık saat mükemmel olmasa da iyi mi? İyi. O zaman bizden iyisi yok. Ha nedir? Keşke yaşadığımız şehir, çevre daha kolay, daha yaşanılır, daha insana göre dizayn edilmiş olaydı. E ne yapalım, bizim de nasibimiz bu. Yapacak bir şey yok. Yani onun için bu şartları lütfen hiç gözden kaçırmayalım. Bugün ne yapacağız Pascal? Abi makara, kukara. Boş işler yani. Aynen öyle. Boş laf, geyik, kakara kikiri. Evet, bize yakışan da bu, eğlenceli olmak. Öyle Kadir. Tabiatımız bu. Güzel. Peki neydi Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Bakın sonbahar geldi. Pascal oğlanı okula yazdıracak. Fransa'ya gitmesi lazım ama parası yok. Tweet falan attığınız zaman bizim amirler çok tweet alıyorsunuz diye mangır sıkıştırıyorlar buna. Eli para görsün çocuğun, Fransa'ya gitsin. Oğlanı okula yazdırsın. Hadi efendim, elimiz kolumuz boş durmasın, tweet yağdıralım. Hadi bakalım. Ya Kadir daha var ya, defter kitap parası var. Oğlum Fransa'da kayıt parası, defter kitap parası mı var ya? Olmaz mı ya? Her yerde var. Ya bu kayıt parası evrensel bir şey demek ki ya. Yakında dünyaya gelirken bile kayıt parası isteyecekler canına yandımın ya. Kadir mevzu kaynamasın. Hani beni Fransa'ya yollayacaktın? Ha evet evet. Bu Pascal memleketine gidecek. Allah rızası için tweet atın da efendim gönderelim şunu memleketine. 2 yıldır Fransa'ya gidemiyor. Bu çocuğa hasret kaldı ya, görseniz öyle fiş. Evet ya. Çocuğum yüz dedim. Abi dedim. Ablan adım. Bak benden söylemesi, attığınız her tweet bir sadaka mahiyetinde. İnsan sevindirmek kadar sevap yok. Pascal bugün ne kadar çok tweet gelirse o kadar sevinir misin? Çok seviniyorum abi. Egzajere etme lan. Hemen Sezerci'ye bağlıyorsun sen de. Çok sevinirim abi ne ya? Şişe baba değil bilir miyim? Ay git ya, işimiz gücümüz var bunda. Efendim hadi bakışlayalım. An itibariyle caridir. İşimiz gücümüz rast kessin, tabancadan ses kessin. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Burhan diyor ki Kadir abi, efsane film Matrix serisinde Neo karakterini ilk sana teklif edildiğini ve senin de reddettiğini neden bizden gizliyorsun abi? Hadi canım. Daha neresi? Ama Pascal bak şimdi, sen hep aynı laf. Hep duruyorsun ki öyle değil yani. Evet. Yalnız bir yerde hata var. Bana Neo rolünü değil Morpheus rolünü teklif ettiler.
Morpheus? Bu hangisiydi? O iri yarı zenci yok muydu ya? Ha. Hani Neo hiçbir şeyden habersizken karşına çıkıyor. Avucunda iki tane hap var, biri kırmızı biri yeşil. Kırmızı hapı yutarsan gerçeklerin farkına varsın. Yeşil hapı içersen mantar hayatın devam eder falan diyor ya. İşte o. Ha. Morpheus. Tamam. Niye kabul etmedin? Şimdi biliyorsun bu Zekeriya Beyaz Hoca'nın deyişiyle Matrix filminin yönetmenleri Wisniewski kardeşler. Kimler? Wisniewski kardeşler. Wisniewski değil, Machovski abi. Ha öyle mi? Ha, Wisniewski nereden kalmış benim aklımda ya? Abicim, Wisniewski futbolcu, eskiden de. Ha şu sarı yerde oynayan değil mi? Ha neyse, bu Wachowski kardeşler beni aradı. Hangisi? İkisi birden aradı. Büyüğü telefonda benimle konuşurken küçüğü paralelden dinledi. Oldu mu? Allah. Ne bileyim lan, birisi aradı işte. Ne dedi? Kadir'cim dedi, ben dedi Wachowski dedi. Belli bir seviyenin üstünde bir oyunculuğum var dedi. Ben dedi metot oyunculuğunu hiç sevmem. Senin rahat oyunculuğun bütün metotçu kereslerin arasından parlıyor. Bir yıldız gibi gözüme alıyor dedi. Ne demek abi bu? Yani işte belli bir rol teklif edecek, para verecek. Önden yıkama, yağlama yapıyor. Karadan indirim yapacak yani. Biliyorsun hep yaptığımız şey. Evet. Ondan sonra buyur abi dedim, bir emrim var dedim. Kadir'cim dedi, benim de küçük biraderle dedi film işine giriyoruz dedi. Film yapacağız dedi. Adım Matrix dedi. Ne dedi? Filmin adı Matrix dedi. Lan oğlum, adam daha var ya, kendi filminin adını bilmiyor. Ya ne diyeceksin abi? Kusuruyla dalga mı geçelim yani? Bize yakışır mı? Neyse dedi ki Wachowski'lerin büyüğü. Filmde dedi eksen bir karakter var dedi. Adı Morpheus dedi. Asıl kahramanı rehberi dedi. Gelir oynar mısın dedi. Rakam ne düşünüyoruz baba dedim. Wachowski'lerin büyüğü dedim. Kadir'cim para yok dedi. Böyle bir filmin jenerinde adın yazacak. Daha ne istiyorsun evladı dedi. Wachowski'lerin büyüğü, ben canlıya göre oynayan bir oyuncuyum dedim. Parayı göreyim orada öleyim dedim. Ben felsefem bu dedim. Yoksa dedim bile oynatmam dedim. O ne dedi? Ben resti çekince dönüştü bu. Annem yılından bir tarla kaldıydı dedi. Onun dedi Sivas Zara'nın dedi aşağısında dedi. Onu dedi satar dedi. Ondan sonra mayım paranı sana veririz dedi. Sen ne dedin? Direkt tarlayı üstüme yaparsan olur dedim. Nasıl olsa bir gün imara açılır dedim. Müteahhitle ortak bina dikerim ben de dedim. Ya Kadir, sen de var ya az şakal diyorsun. Ne yapayım abi? Neyse, rol nasıl bir rol dedim. Kadir'cim dedi, senin galekterin dedi her şeyin farkında olan bir adam dedi. Başrol galekteri Matrix rüyasından uyandırmak için ona iki tane hep veriyor dedi. Biri kırmızı biri yeşil dedi. Ondan sonra ben tabii hemen atladım, kıllandım. Reçeteli haplar mı bunlar dedim. Kadir'cim bu detaya takılma, aptalca bir detay, boşver reçeteli mi dedi. Olur mu abi dedim, ben sanatçıyım, topluma örnek olmam lazım. Ne happy bunlar dedim. Kadir'cim bir şey hapı değil lan, gerçeklik hapı. Birinin içince gerçeğe uyanıyor, öbürünün içince yalanın içinde yaşamaya devam ediyor dedi. Abi o zaman dedim bunlar yeşil reçeteli hap. Kusura bakma dedim, bu rol net ameli geldi dedim. Ben hapçıyı falan oynamam dedim. Kadir'cim saçmalama, hapçı falan oynamayacaksın dedi. Sen ne dedin? O sırada herhalde karnı epey açtı. Şeker mi düştü neydi? Ben dedim papikçi değilim lan dedim. Bağırıp kapadım telefonu. Allah Allah. Ya Kadir keşke var ya kabul etseydin. Tabii o yüzden benim hayatıma dair önemli kararları aç karnı almamam lazım. Gerçeği daha da bir ortaya çıktı. Evet abi. Sen var ya açken canavar oluyorsun. Evet abi, monster oluyorum, canavar. Yani karnım açken Tazmanya canavar benim yanımda hamster gibi kalıyor. Olmuyor ki bu ya. Çıtak. Tabii ki çıtak. Aragaz. Pascal. Bro. Bu Beşiktaş-Leipzig maçında aşırı gürültüden kulağım rahatsızlandı deyip oyundan çıkan topçu vardı ya, neydi onun adı? Timo Weiner. Timo Weiner. Ne oldu, onun kulağı açıldı mı ya? Ne bileyim abi ya. Ya bu çocuk maçtan önce Beşiktaş için ya ortamları falan güzel olabilir ama bir Bayern, bir Dortmund değil, atmosferden etkileneceğimi sanmam demiş. Etkilendi. Sonra da yarım bıraktı. Ya arayıp bir soralım mı bu durumu? He? Ne arayacağım ya? Allah'ın damguzu. Bana ne? Ya yakışmaz, bize yakışmaz Pascal. Bizim memleketimizdeyken bir travma geçirmiş. Bize yakışan arayıp bir halini hatırını sormak olur. Ya Kadir hep öyle yapıyorsun. Ara hadi. Hadi. Efendim, Beşiktaş maçında Vodafone Arena'da maç sırasında aşırı yüksek ses yüzünden kulağa rahatsızlanıp oyundan çıkan Leipzigli topçu Timo Werner'i arıyorum. Çalıyor. Alo.
Beşiktaş maçında yüksek volümlü tezahürattan etkilenip östeki borusunu eline alıp oyundan çıkmak zorunda kalan Leipzig forveti Timo Werner'le mi görüşüyor? Selamun aleyküm Hacı Timo. Ben Kadir Çöptemir'den, bak Pascal abin de burada. Alo. Alo Hans. Ne haber lan? Oğlum niye büyük konuşuyorsun? He niye büyük? Kulak ne durumda yavrum? Hala mı? Ne halası ya? Ne diyor? Halacım sen misin, bana waffle yap diyor. Oo Kadir, bunun kulak var ya tamamen gitmiş. Alo Timo yavrum, bu Vodafone stadından bir dünya topçu geldi geçti lan. Hiçbiri senin gibi Öztaki elini almadı ya. Allah Allah. Onlar ne abi? Yani Öztaki, Üzengi, Çekiç falan kulak üzerinde, iç kulaktaki hassas organlar biliyorsun. Duymamızı sağlıyor. Aha onlar. Pardon. He. Ben yanlış anladım. He. Neyi doğru anladın ki? Alo efendim ha. Ne? Hayda. Ne diyor abi? Kapıcı Wolfgang efendi bana diyor bir şişe süt, bir gazete yarım kilo da çekim diyor. Domates alıver diyor. Bu adam gitmiş. Kulak iptal. Alo Timo, duyuyor musun lan beni? Ben Kadir Çöptemir. Kadir. He. Ne? Hadi git lan. Ne diyor abi? Çok bağırdın, öteki kulağımda rahatsız oldu, travma geçiyorum, seni daha vereceğim diyor. Ne kulakmış ya? Oğlum Timo, sen rapor alıp işten yırtmak için ayak mı yapıyorsun lan yoksa? Evladım işitme sıkıntın varsa gidersin doktoruna, baktırırsın çaresine. Bak ben sana söyleyeyim, altta yatan Meniyen hastalığı, superior semi circular kanal dizans sendromu gibi üç kulakta yüksek ses karşıtı bir hassasiyet oluşmuş olacağı gibi anksiyöz bir durum da olabilir ha. Kadir ne diyorsun abi? Ya benim içimde kulak burun boğazcı var ya, o konuştu Pascal. Alo Timo yavrum, sen kulak kristallerine baktırdın mı canım? Bir baktır yavrum, kulak kristallerinin yerinden oynamışsa vertigo sorunun da olabilir bak. Kadir, kulakta kristal var mı? Var tabii. Ne kristali? Bohemia kristali. Oğlum kulak kristali dediğin şey öyle bildiğin değil. Dengemizi hani bulan kristal denen şey dengemizi buluyor. Çok hassas organ aslında kulak. Kristaller yerinden bir oynasa düzgün adım atamıyorsun. Ayakta duramıyorsun ya Pascal. Aman abi, kristallere iyi bakalım. Evet Tibo, sen kristallere bir baktır. Ne dedi ya? Ben ona kristallere baktır diyorum, o bana çatıyı ne zaman aktarayım diye soruyor. Ya Süt Kardeşler filminde evin babası gibi oldu adam, duymuyor, uyduruyor ya. Aman Kadir, Allah şifa versin. Kiziyordum ama üzüldüm ya. Alo Timo, canım şimdi sen bir doktora git, kulağa güzel bir ayar çektir. Orta kulak iltihabı varsa aman diyeyim, ihmal etme, çok korkunç bir şeydir o. Allah düşmanıma orta kulak ağrısı vermesin ya. Kötü mü? Bak diş ağrısı var ya. Evet. Diş ağrısı orta kulak ağrısının yanında sinek ısırığı gibi kalır. Hadi canım. Ya illaki gece tutar, adama yorgana yastığı yedirir. Ama bak kulağına su kaçırma. Kaçırsa da hemen doktora, çok önemli ha. Kadir aynı var ya, sağlık personelisin. Ya kardeşim yaşadık bunları, biliyoruz. Efendim? Allah Allah. Uydurmuyoruz ya, yaşadık diyorum. Efendim kaşımadım, kaçamadım, yaşadık diyorum. Ne diyor? Ya Timo iyice dağılmış. Kim kaşıdık diyor, nereye kaşıdık diyor. Hadi evet, canım sen ya. Doktora kapat şiner ya. şiner hadi. Aragaz. Pascal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Tabii kadınım ya, dik duruşluyum ve bir yılkı atı kadar da özgürüm ya. Fikirlerimi böyle korkmadan söyleyen bir kadınım ya. Senin gözünde canavar olmam çok normal. Sen konuşayım mı, oturayım mı diye böyle en küçük bir şey için bile senden izin isteyen, inisiyatifsiz, birey olmayı başaramamış bir koyun istersin oysa. Kedi, ne dedi bu ya? Ya gözünü seveyim, sus Pascal. Sus, makinalı tüfek gibi konuştu zaten, bir sürü şey söyledi, bir sürü. Tabii çok konuşuyorum değil mi? Kadınlar çok konuşuyor değil mi? Binlerce yıldır sustuklarımıza sayın. Böyle kadını hep susturdunuz. Hep sizin dediğiniz oldu. Mamut avladınız, getirdiniz, bunun etini pişir dediniz. Mamut eti sever misin diye bile sormadınız. Ne mamut ya? Ne diyor bu? Ya ilk çağlardan bahsediyor Pasko. Hani erkekler avcı, kadınlar mağarada bekliyor ya, o dönemde. Ya sen hatırlamazsın, mümkün değil. Bırak konuşsun. Ay konuşmak için sizden izin mi alacağım? Hayır anlamıyorum. Ne demek bırak konuşsun? İzin al dedik mi? Ay diyemezsin zaten. İlkellerin ilkelisin. Çünkü orangutanlarca kereye orangutansın. Terliksi hayvanın terlikleri bile sizden daha duyarlıdır.
Ya Cahil'den tarihsel hayvan dedin de. Ne oldu? Gençliğin mi aklına geldi? Ama abartma istersen, bu kadar hakarete gerek yok. Bir şey söyleyecektim yani. E tabi alışmışsınız böyle anneniz başta olmak üzere hep böyle egonuzun okşanmasına. Aslan oğlum, kaplan oğlum, benim güzel kaytan bıyıklı oğlum diye sevilmeye. Kaytan bıyıklı? Terliğe. O ne ya? Pascal boşver. Cahil'den bak haftalardır bize tarihsel hayvanın terlikleri falan diyorsun. Terliksi hayvanın dediğin terliği olan bir hayvan değil ki ya. Şekil itibariyle terliğe benziyor. Tek hücreli, biyolojik bir canlı. Cahil, bir kere biyolojik canlı diye bir şey olmaz. Bir şey canlı ise zaten biyolojiktir. Oo, iyi yere dükkan açtık ha. Ne oldu? Senden böyle daha kültürlü, daha bilgili bir kadınla karşılaşınca rahatsız mı oldun? Ya Cavidan, oysa sen mavi bir ipek kumaşın kırışıklıkları gibi dalgalı bir denizde savrulan, bir beyaz yelkenli gibi ak ellerinde şöyle şefkatlice yüzümüzü avucunun içine alıp baksan. Ay deme öyle. Ay I am crying. Ay ben ağlarım, ben ağlarım. Ne oldu ya? Ne dedi? Ay bu şefkat arayan sözlerin bana Hoplatcan Bey'i hatırlattı. Kim 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 kim? Hoplatcan Bey. Hoplatcan Bey kim acaba? Yıllar yıl eliydi. Once upon a time. Bir plazanın böyle 14. katında office manager assistant olarak çalışıyordum. Plaza da böyle 67 katlıydı. Hoplatcan Bey de plazanın en üst katındaki odada CEO olarak çalışıyordu. Allah. Oh! O isimle var ya. CEO olduysa ne ara? Bir gün 14. kattaki müdürüm beni 67. kata önemli bir evrak almaya gönderdi. Hoplatcan Bey'in odası. Böyle aynı Batman'in yaşadığı Gotham City gibi böyle loş, karanlık ve gizemliydi. Aa, Art Deco diyoruz değil mi biz ona Cavidan? Yani Art Deco falan diyerek beni böyle etkileyeceğini sanıyorsan ilkelsin, o numarayı defalarca çektiler. Hayvan terli yemezler Kadir Bey, tamam mı? Ha, ne anlatıyordum ben? Hoplatcan diyordun. Ha evet, Hoplatcan Bey'in plazanın böyle 57. katındaki odası beygir harası kadar böyle genişti. Odada da kimse yok. Tam böyle çıkacaktım ki uzaktan bir ses duydum böyle. Hoplayıver Cavidan, zıplayıver Cavidan. Hoplatcan Bey'in sesiydi bu. Bana adeta come to the dark side diyordu. Uyma uyma, karanlık tarafın çağrısına uyma Cavidan, bırak gitsin bırak. Ay içimdeki acemi kadın da öyle diyordu ama çok doydum. Böyle plazaların nasıl bir günah yuvası olduğunu da bilmiyorum. E tabi 57. kata çıkabilmek de plazadaki herkesin hayaliydi. Merak ediyordum. Zaten var ya, insanın başına ne gelirse ya meraktan. Sadece meraktan gelir Pascal, sadece meraktan. Ay iğrençsiniz, iticisiniz ve de barzosunuz. Ha böyle çirkin imaların, lastikli lafların kadınların hoşuna gideceğine sizi kim inandırdı? Vallahi bilmiyorum. Ama Cavidan, hoşlanan var. Ay onlar da senin gibi ilkel. Ay terliksi hayvanın terliklerinde bile sizdekinden daha çok gusto vardır yahu. Ya neyse boşver Cavidan, Hoplatcan Bey'in odasındasın, biz merak ettik. Hoplatcan Bey masanın altından çıktı. Üstünde böyle vücuduna tam oturan özel dikim bir kruvaze ceket, dik yaka gömlek, hoplayan kanguru desenli bordo saten kravat vardı. Altında da böyle saten beyaz boxer, ayaklarında da rugan ayakkabılar vardı. Nasıl yani? Üst bedeni Amerikan başkanları gibi giyinik, alt bedeni Menekşe plajının can kurtaranı gibi boxer, olur mu ya? Ayakta da rugan ayakkabı. Hoplatcan Bey 14. kattan 57. kata hoplamak ister misin Cavidan dedi böyle gayri ihtiyari. E isterim Hoplatcan Bey dedim ben de. Evet hoplatcam Cavidan dedi. Anlamadım dedim. Ay anlamazsın ama anlayacaksın. Ha 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 dedi. Ay sonra. Ay ben anlatamam, ben ağlarım. Ağlarım. Hoplatcan gibi siz de böyle erkeksiniz işte. İlkelsiniz. İlk insanların ilkisiniz. Ay burası yine ekşi ekşi erkek koktu. Ay. Aragaz. Pascal. Geldi yapacağım. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi abi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Bilimsel şövalye. Cehalet denen azgın boğayı mızraklayan cesur matador. Medarı iftiharını. IQ'ların efendisi. Profesör, doktor, Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzu şereflendirdi. Dilber hocam, adamsın. Boynuma dırah. Olur gel. Ama
ne oldu boynuma dola derken kolay gel dolayacağım deyince ben böyle kireç gibi bembeyaz oldu. Bak Pascal abi böyle sütlü latte gibi oldu lan yüzün. Ama kardeşim beni ötekileştirmeyeyim. Hemen kasma ya. Dilber hocam yeni bir insan modeli ortaya çıkmış. Basma kalıp beylik bir takım kavramları gerekçe gösterip özellikle internette hassasiyet faşizmi yapan böyle duyarlı insan modeli gibi gözüken bir baş belası. İngilizce social casting warrior deniyormuş bunlara. Hani arada böyle herkese bulaşıyorlarmış. İşte özür dile şöyle yaptın yanlış yaptın. Hani internet ortamında rüzgar yapıyorlarmış bu social casting warrior'lar. Bunların gazına gelen millet de birbirine çemkiliyormuş. Size hiç sardı mı bunlar? Bunlar var mı? Gerçek mi? Oradan başlayalım mı? Ay onlar kim köpek ki bana saracaklar. Ben IQ'mun zekatını versem hepsine yeter. Peki hocam bizde beyin var mı? Evet hocam siz bize beyinsiz diyorsunuz da bizde beyin var IQ mu yok yoksa beyin de mi yok bizde? Yani maalesef Kadir sizde beyin yok. Hangisi kötü? Beyinsiz olmak mı yoksa IQ'suz olmak mı? Beyinsiz olmak kötü ama daha kötüsü var. Beyni olduğu halde onu kullanmamak. Oo çok şükür. Bizde beyin yok zaten. Olup da kullanmayanlar düşünsün değil mi hocam? Oh be Kadir. Ben de şu an var ya rahatladım. Dilber hocam peki bu beyin nakli yaptırsak olur mu acaba? Çünkü ben gazetede okudum. Beyin nakli artık yapılabiliyormuş galiba değil mi? Pascal'la beyin nakli yaptırabilir miyiz? Yani boşuna masraf etmeyin Kadir. Beyin bulacaksın bir para. Naklettireceksin o da bir para. Ama hocam kenarda biraz paramız var. Var da beyni naklettirseniz de sizin vücudunuz kabul etmez. Yapmayın ya. Maalesef çocuklar yani yaşınız genç olsa olurdu ama sizin vücudunuz beyinsiz çalışmaya alıştığı için beyni naklettirseniz de reddeder. Hmm. Mesela Pascal'a ben beynimi versem ne olur? Ne olur? Doğan Eselik'se Ferrari motoru takarsan ne olur? Kaportayı dağıtır. Sen IQ'suz yaşamaya alışmışsın Pascal. Yüksek IQ ile yaşayamazsın. O zaman hocam benim beyin yerinde kalsın. Gerek yok. Naklettirme Pascal. Çünkü gerek yok. Senin karaciğerin sağlam mı? Sağlam hocam. Kadir senin dalağın ne durumda? Vallahi hamam kurnası gibi maşallah var. Onlar size yeter. Çünkü beyin naklettirsen tuvalette kubura düşürürsün. İnsan vücudu deniz gibidir. Kabul etmediği şeyi dışarı atar. Peki Dilber hocam bizi dinleyenler içindeki diğer beyinsizlere neler tavsiye edersiniz? Yani beyni olanlara özenmeyin çünkü rezil olursunuz. Mesela vicdansız insanlar var Kadir. Tarihte bunlardan çok vardır. Bunlara vicdan da nakledemezsin. Yok herif gaddarsa gaddardır yani. Ay çocuklar bir şey soracağım ben size. Liverpool City maçı ne oldu? City aldı. Ne oldu ki hocam? Ay ben Swansea alır diye oynamıştım. Hocam Liverpool Manchester City maçında siz üçüncü bir takım olan Swansea alır diye mi oynadınız? Olacak şey mi bu yani? Evet neden sordun çok şaşırmış gibi. Ama hocam bunu nasıl başardın? İşte bak bunlar hep beyinle olan şeyler. Siz yapamazsınız bak sakın denemeyin. Niye? Çünkü beyniniz yok. You have no brain. Ay defalarca laf soktum. Çok rahatladım bugün. Ne güzel bir gün yahu. Aragaz. Paskal. Kadir. Acilen Başkan Trump'ı aramamız lazım. Niye abi? Ne oldu ya? Abi Başkan Donald Trump Kuzey Kore'yi her an vurabiliriz diyor ya. Yine ne oldu? İşte yine ne oldu? Devamlı bir şey oluyor. Ona bakmamız lazım. Arıyorum ben Trump'ı. Ara abi ara. Ama Kadir samimi onu. Yok ya ne olacağım ya. Şımartırmayayım. Barack Obama'dan ağzım yanmış bir kere. Bir daha ABD başkanlarıyla abi kardeş hukuk kurar mıyım ya? Neyse arıyorum. Trump'ı arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Kuzey Kore'yi her an vuracağız diye beyanat veren ABD Başkanı Donald Trump'la mı görüşüyorum? Ben Kadir Çöptemir, Pascal Numa da burada. Alo, Füllü, ne yapıyorsun lan? Oğlum var ya, savaş çıkaracağım. Yapma böyle. Ya Füllü Molikante, bak şimdi. Biz bize konuşuyoruz. 15 dakika delikanlı gibi konuşalım. Sen bu Kuzey Kore lideri Kim Jong'a niye sarıyorsun usta ya?
Tam bırak bana tatava yapma ya. Ne diyor? Abi paso nükleer yapıyor diyor. Yapma diyorum, inadına yapıyor. Yapık oluyorum diyor. Fönlü yemezler. Geç hadi geç. Alo Fönlü, bak yavrum, sende nükleer var mı? Var. Sende varsa niye başkasında olmaz? Ya psikopat çıkarsa mı? Ya sen psikopatsan ne yapacağız? Ha? Kamil, kimi kandırıyorsun sen? Bana öyle ağzını yayıp Teksaslı konuşma. Cevap. Ne istiyorsun sen? Bu kime niye taktın yavrum? Ha? Evet. Yapma ya. Ne diyor abi? Sana diyor açık konuşacağım Kadir abi diyor. Çünkü sen delikanlı adamsın diyor. Ama yanındaki ufak deve kesinlikle adam değil diyor. Hayda. Şimdi Başkan Trump Pascal'ı alıp veremediğin ne senin ya? Evet. Ha. Ne diyor? Ben diyor başkanlığı devraldığım vakit diyor oval ofisteki masanın çekmeceye kalken diyor. Önceki başkan Obama'dan bana yazılmış not buldum diyor. Ne yazmış? Obama Trump'a yazdığı notta devrem bu dünyada herkesle samimi ol ama Pascal denen iblisle samimi olma. Evine sakın sokma. Benim gibi aile saadetini kaybedersin imza B.O. yazıyormuştu. Kardeşim iftira. Barack Obama kolpacı. Zenci biri değil. O var ya esmer. Çakma zenci. Çin malı ya. İnanma. Alo Fönlü. Şimdi boş ver Pascal. Sen bu Kim Jong'a niye gıcıksın ya? Evet. Neymiş? Kadir'cim diyor. Hani diyor mahallenin gıcığı olan çocuk vardır diyor. Neden gıcık olduğunu bilemezsin diyor. Ama bütün mahalle ona gıcıktır diyor. Mahallenin gıcığı gibi bu Kim Jong da diyor gıcık birisi diyor. Tipine gıcığım diyor. O saç tıraşına kılım diyor. Çem gibi gülüşüne gıcığım diyor. Bir de diyor nükleer diyor herkes de var abi diyor. Lan oğlum tipine gıcıksın diye sana çıkar mı? Evet Fönlü Tram. Şimdi Pascal çok doğru bir şey söylüyor. Adamın tipine gıcık olduğun için savaş çıkar mı ya? Evet. Ha öyle misin? Evet yapma ya. Ne diyor? Abi diyor yıllarca ezildikten her şeye susmak zorunda kaldıktan sonra diyor eline büyük bir güç geçen ezik tipleri bilir misin diyor. Yok bilmem. Bilmeyiz biz o tipleri Trump ha. İşte o benim diyor. O benim diyor Trump. Ya Kadir bu Trump var ya Amerikan psycho. Alo Fönlü ya bak böyle psikopat falan bunlar bize sökmez hacı. Biz senin gibi neleri gördük geçirdik ya. Ya Kadir bırak. Bırak bak, şunu bak, ya. Bak gözüm üstünde Fönlü ayağını denk ala. Yapma ya. Ne diyor? Oğlum elimde acayip yetki var diyor. Sizden de çok pis nükleerci elektriği alıyorum diyor. Sizlere de yollarım dalarım bir donanma diyor ha. Lan oğlum senin donanmanı var ya biz yerinde yüzdürürüz. Bravo Pascal çok güzel. Aa alo. Aa hayda. Kapattı. Ay yo bana mobbing yaptınız, hakaret ettiniz, özür dilerim diye ağlıyor bu. Social Casting Warrior çıktı lan bu da. Ayda bir de bununla uğraş iyi mi? Aman kapat abi. Hiç uğraşma. Ha, doğru diyorsun, huzurumuzu bozmayalım ya. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Yüksek sanat dolu dakikalar hazır mıyız hacı? Hazırız abi. Ya sen de yüksek sanata alıştın ya. Vallahi kendimi tebrik ederim. Çok mutluyum ya. Kadir meğer var ya hayatını boşa geçirmişsin. Yüksek sanatsız geçen günlerini acıyorsun değil mi? Evet Kadir. Ya, üzülüyorum. Ya. Dikkat ediyorum Pascal. Yüksek sanatlı şiir okuduğum her gün üstüne koyarak gidiyorsun lan. O ne demek ya? Hani futbolcular için böyle saçma bir şey söylüyorlar ya. Abi bence Türk Dil Kurumu futbol yorumcusu sözlüğü çıkarmalı ya. Adamlar resmen başka bir dil konuşuyor ya. Benden çok var ya. Şeye gideceğim. Ha. Baktığım zaman lafı. Bu ne ya? Ha bir de bölgeler lafı var. Fenerbahçe 3. bölgede etkiliydi. Evet. Lan 3. bölge dediğin rakip yarı sahası. Ama 3. bölge deyince dinleyenin kafa karışıyor. Bu 3. bölge sahanın neresi diyor. Eskiden ne güzel 3 tane klişe vardı. Rakibe rakip diyordun. Hakeme hakem diyordun. Bir de önümüzdeki maçlara bakacağız lafı vardı. Şimdi ortalık çeşit laf doldu ya. Tamam Kadir. Sakin ol. Şiir oku. Bak yüksek sanatın lafı geçtiği anda şehir arası otobüslerin havalı frenleri gibi rahatlıyorum fıs diye ya. Fark ettim. Ay be ya. Ne oldu ya? İçimdeki beklenmedik duygu tosarması dışarıya patlak verdi. Bugün Posta Gazetesi'nin yüksek sanatlı bir şiirini okuyacağım. Hem de posta. Hem de posta gazının yurdum şairleri köşesinden efendim. İşte duygu, işte sanat, işte kafiye, işte uyak. Şairimizin adı Emrah Beşer, şiirin adı Osman Bey. Halaskar Gazi Vali Konağı, sosyetenin uğrak yeridir nişantaşı. Işık saçar mağazaları, ne güzelsin sen Osman Bey. Harbiyenin yeter şanı, kurtuluştur hemen yanı.
Mecidiyeköy'den aşağı, İstanbul'un kalbi Osman Bey. Şişli'nin yıldızısın, tarih kokar her yanın, insanların yüzü güler, nezih semtimiz Osman Bey. Bitti abi şey. Abi, rüyanda var, güzel bir yer sanacak. Hakikaten lan sevgili şahit, Osman Bey'in neresi güzel abi? Beton yığını boydan boya, binalar iç içe. Efendim eskiden bağ bahçeymiş, konaklar var, yalan dolan, şimdi yan yana bitişik nizam apartmanlar. Hani İstanbul'u bilmeyen dinleyiciler şiiri duyup da aman Osman Bey ne güzelmiş, gideyim göreyim falan demeyin. Asfalt ve betondan başka hiçbir numarası yok. Hiçbir numarası yok yani. Allah Allah. Aman be kardeşim, ben de mi yavaş yavaş soğuyacağım bu sanattan, bilemedim ki. Aragaz. Paskal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim var canım? Zahmet abi geldi abi. Hanımlar beyler, ünlü polemik ustası, fena fillah ve eski hakem, Zahmet Çeker abimiz stüdyomuzda. Zahmet abi hoş geldin. Zahmet abi adamsın. Boynum adına. Seni seviyoruz Zahmet abi. Kesin lan alıcı bayatlayın. 50 yaşında adam yağ çeker mi lan? Bakın beyler, ikinizden de ayrı ayrı çok pis negatif elektrik alıyor. Ve şu an bu stüdyodaki havadan hiç hoşlanmadım. Ne var stüdyoda da? Denyoluk kokuyor beyler. Beyler bakın, gidişatınız hiç hoşuma gitmiyor. Çorba içerken ekmek yemeyin, et yiyebilirsiniz ama yanında pilav yemeyin. Niye? Çünkü proteinle karbonhidrat ve nişastayı beraber yersen içeride ifrazat yapar. İkinizden de ifrazat görüyorum. Kadir, bundan sonra sen benim için krampon bağcısın. Pascal, sen de bundan sonra benim için şarj kablosusun ucusun. Ne alakası var Zahmet abi? Şimdi nereden çıktı bu ya? Beyler bakın, gece hayatında sevgilisiyle gezerken yakalanan yabancı futbolcu gibi şaşkın şaşkın yüzüme bakmayın. Bakın beyler, bugün geldiğimiz noktada total futbol iflas etmiştir. Neden abi? Hollanda ekolü bitmiştir beyler. Bundan sonra Slovak ekolü geçerlidir. Allah Allah, ben yeni duyuyorum abi. Futbolda Slovak ekolü nasıl oluyor ki? Dobre dosli Bratislava. Ekolun adı bu. Nasıl bir şey abi? Bakın beyler, ben Bratislava'ya gittim. Bratislava'yı bilir misiniz? Yok, görmedik Zahmet abi. O zaman kapat ışıkları. Kapat kapat Paskal. 20 sene evvel genç bir hakemim, bir Şampiyon Kulüpler Kupası maçına yan hakemlik yapmak için Bratislava'ya gittim. Beni havalimanında böyle Vivien diye bir kız karşıladı. Tatlı tatlı böyle yüzüme bakarak Dobre dosti şeker dedi. Hemen oğlum zahmet, işin içinde iş var, ilah gibi kız durup dururken sana gel gel yapmaz dedim. Kız belki senden hoşlandı Zahmet abi. Doğduğumdan beri anam babam dışında benden hoşlanan bir Allah'ın kulu çıkmadığı gibi hayvanattan bile bir sıcaklık görmedim kardeşim ben. Lan bunları neden anlattırıyorsunuz bana? Biz bir şey demedik abi, sen anlatıyorsun. Siz benim ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsunuz? Kapat ışıkları, kapat 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 kapat. Beyler bakın, ikinizden de hoşlanmıyorum. Şu stüdyodaki ortamdan da çok rahatsızım. Bir an için bu stüdyodaki en şerefsiz adam benim diyelim. Estağfurullah abi. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Beyler üstünüzü çiziyorum. Kadir, bundan sonra sen benim için tenis topusun. Pascal, sen de bundan sonra benim için yassı don lastiğisin. Zahmet abi, ne anlatıyorsunuz? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Biz anlayamadığımız gibi dinleyici de anlamıyor ama. Beyler bakın, sahilde yürüyüşe çıktım. Kuru Çeşme Parkı'nın hemen karşısında böyle enteresan bir yer gördüm. Böyle dışarıdan yalıtılmış, içerisi görünmesin diye camlara astar çekilmiş. İçeriden pavyon ışığı gibi bir ışık geliyor. Kapıda iki tane yarma var. İçeri gireyim de bakayım. Yarmalardan biri la dedi. La? O ne demek? Nota mı yani abi? Arapça hayır demek. Meğer bu İstanbul'daki Araplar kendi mekanlarını oluşturmaya başlamışlar beyler. İçerisi Araplar için özel kahve gibi bir yermiş. Arap değilim diye beni içeri almadılar. Bakın, buradan da Körfez ülkelerine seslenmek istiyorum. Beyler bakın, bu iş ileride büyük sıkıntı çıkarır. Türkçe'de bir söz vardır. İçeceksin şarabı, seveceksin Arabı diye. Böyle kendi gettonu oluşturmak, benim memleketimde beni mekana sokmamak falan. Burası İstanbul. Körfez'e benzemez. Arap olarak gelirsin, sizi penguen yaparlar, öyle gönderirler geriye. Bundan sonra benim için de siz birer nargile marpucusunuz beyler. Hocam boşver, kızmışsın sen. Evet hocam, mesela Belçika'da, Almanya'da Türklerin kahveleri var. Onlar da bize kızarlar o zaman. Böyle yapmayalım hocam ya. Lan aynı şey mi? Berlin'de bir Alman Türk kahvesine girmek istese kapıdan geri çeviriyorlar mı?
tam tersi. O Hans, o Helmut gel bir çay iç diye yer gösteriyorlar. Orası doğru. Barista biri var ya, bana çay ısmarladılar. Beyler bakın, içinizden de şu an ayrı ayrı tiksindim. Kadir, bundan sonra sen benim için spor yaparken giyilmiş bir havlu çorapsın. Pascal, sen de bundan sonra benim için Igor Tudor'un burnuna çıkmış bir et benisin. Hocam niye ne yaptık şimdi, ne oldu ya? Kes, ikimizden de sıkıldım. Hadi kapat programı, kapat gidelim. Yeter, sevmedim stüdyodaki havayı bugün ben. Peki hocam, paka. Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.